Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok lezzetli bir muhallebi tarifi paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. 80 gram tereyağı kullandım. Tereyağı eridikten sonra 1 su bardağından 1 parmak eksik un ilavesi yaptım. Toplamda 1,5 dakika boyunca unu kavurdum ve ardından da 1 litre soğuk süt ilavesi yaptım. Un kavurma süresi 1,5 dakikayı geçmesin. En fazla 2 dakika olabilir. 2 dakikanın sonunda da hemen soğuk sütünü ilave ediyorum. Malzemelerin tüm detaylarını her zaman olduğu gibi yine açıklama kısmına notlarımla beraber yazıyorum. Bilginiz olsun. Oradan da bakabilirsiniz. 3-4 tane de damla sakızı kullandım. Eğer kullanmak istemiyorsanız damla sakızının yerine vanilya kullanabilirsiniz. Bir tane vanilya kullanacağız şimdi bu muhallebi için. Damla sakızı kullanmayan arkadaşlarım 2 paket vanilya kullansın. 9 yemek kaşığı da toz şeker ilave ettikten sonra yine karıştırmaya devam ediyorum. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Sadece 1 dakika daha kaynatacağım ve ondan sonra altını kapatacağım. Bu muhallebinin en büyük özelliği mikserle 15 dakika boyunca bu şekilde karıştırılmasıdır. Ancak 3 dakikada bir, 2 dakikada bir mikserinizi kapatabilirsiniz dinlenmesi açısından. Ama en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Lütfen bu işlemi atlamayalım. 15 dakika boyunca bu şekilde mikserle karıştıralım. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu yayınladıktan sonra bugün ilk günüm. Ekmek eğitimine başlıyorum. Yaklaşık 7 veya 8 ay sürecek. 1-1,5 ay sonra sizlere hemen tarifler vermeye başlayacağım. Profesyonel anlamda ekmek öğrenmeyi istiyorsanız ve tüm sırlarını öğrenmek istiyorsanız beni takip etmeye lütfen devam edin. Gerçekten de çok işinize yarayacak. İsterseniz satın, isterseniz evinizde tüketin. Sizlere bütün sırlarını inşallah vereceğim. 50 çeşit ekmekle. Muhallebiyi 15 dakika boyunca ben çırptım. Şimdi kaselere dolduruyorum. İsterseniz güveçlere de doldurabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben bir tane göstermek için güvece de koyacağım. Ertesi günün daha da lezzetli olacaktır ama ben 3 saat, 4 saat dinlendirdikten sonra hemen sizlere sunum yapacağım. Buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir mesaj olabilir, bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir. Hiç fark etmez. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar gerçekten de çok heyecanlıyım ekmek eğitimi için. Birazdan beni bekliyorlar. Hemen gideceğim. Videoyu yayınlayacağım. Yine mesajlara bakacağım. Yine her gün videolarım olacak inşallah. Ciddi anlamda güzel tariflerim olacak. Çok önem vereceğim ekmek eğitimine. Lütfen beni takip etmeye devam edin. Eminim sizler de çok güzel işler başaracaksınız. Benim 8 ay sürecek ama siz de kalan içerisinde ekmek yapmayı öğreneceksiniz inşallah. 2 saat dinlenmiş halidir. Soğuduktan sonra isteğe bağlı tarçın ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten de şahane bir tadı var. Ertesi gün daha da lezzetli olacaktır ama ben dayanamadım. Hemen tadına baktım. Bekleyemedik. Gerçekten de çok güzel. Lütfen deneyin. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. 4 saat sonra servise hazırdır. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.